Merhaba sevgili takipçilerim. Yargı sohbetlerine hoş geldiniz. Yeni bir bölümde sizlerle birlikteyiz. Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden çıktıktan sonra çoğu kişi sosyal medya profiline şöyle yazmıştı. İstanbul Sözleşmesi yaşatır. 25 yıl hakimlik yapmış ve emekli olduktan sonra da noterlik faaliyetiyle iştigal eden bir kardeşiniz olarak bu konuda benim de söyleyecek birkaç sözüm var. Dinlemek isteyenler yanaşsınlar şöyle yamacıma. İstanbul Sözleşmesi nedir? Hangi yaraya merhem olmuştur bilen var mı? İstanbul Sözleşmesi'ni hiç okumamış kişiler bile sadece sosyal medyadan duyduklarının üzerine çok da biliyorlarmış gibi konuşmuyorlar mı? İnsanı en çok da çileden çıkaran bu. Kadınlar öldürülmesin, kadın cinayetleri dursun. Canım kardeşim, sen hiç kadınlara ölüm, kadınlara ölüm diyen slogan atanı duydun mu? Kim istiyor ki kadınların öldürülmesini? Evet, ülkemizde kadın cinayetleri var ama erkek cinayetleri de var. Bunları kadın cinayetleri diye ayırmak meseleyi çözmemize yardım etmiyor. Hem sen değil misin bilim adamı değil bilim insanı, iş adamı değil iş insanı denmeli diyen? Niye kadın cinayetinde ısrar ediyorsun ki? İnsan cinayetleri dursun, insanlar öldürülmesin demiyorsun. Tabii ya, erkeklerin sahibi yok ki memlekette. Senin derdin de kadın cinayeti değil zaten, kadın istismarı. Nedir bu İstanbul Sözleşmesi? Ne işe yarar? İstanbul Sözleşmesi ne diyor bize? Sözleşme bir kere 81 maddeden ve bir ek maddeden oluşmaktadır. Ben oturdum okudum. Tam adı kadınlara yönelik şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi. 81. maddede bu sözleşme her iki metinde eşit şekilde geçerli olmak üzere tek kopya olarak Avrupa Konseyi arşivine konmak üzere İngilizce ve Fransızca dillerinde 2011 yılının Mayıs ayının 11. gününde İstanbul'da akdedilmiştir denilmektedir. İstanbul Sözleşmesi adı da İstanbul'da imzalanmasından gelmektedir. Sözleşmenin amacı kadınlara yönelik şiddet ve ev içi şiddeti önlemek olarak ifade edilmiştir. Sözleşmede toplumsal cinsiyet kavramı kullanılmış ve bu kavramın ne anlama geldiği 3. maddesinde açıklanmış. Buna göre toplumsal cinsiyet, toplum tarafından kadın ve erkeğe yüklenen ve sosyal olarak kurgulanan roller, davranışlar ve eylemler anlamına gelir denilmiştir. 4. maddede ise tarafların yükümlülükleri arasında alınacak tedbirlerin cinsel yönelim de dahil olmak üzere sözleşme hükümlerinin güvence altına alınması hüküm altına alınmıştır. Ben insanın kadın ve erkek olarak iki cins yaratıldığını biliyorum ve buna inanıyorum. Kavramları eğip bükenlere de hep bir şüpheyle bakmayı adet edindim. O yüzden bu cinsel yönelim her neyse benim lügatimde yok. Böyle neydiği belirsiz bir kavramı lügatime almaya da hiç ihtiyaç duymuyorum. 42. maddede sözde namus dahil hiçbir gerekçe suçların cezalandırılmasının engellenmesi adına gerekçe yapılamaz deniyor. Madde başlığı ve metinde sözde namus kavramları da tırnak içinde yazılmış. 48. maddede sözleşmeye taraf ülkelerin arabuluculuk ve uzlaştırma da dahil olmak üzere zorunlu alternatif çatışma çözüm süreçlerini yasaklamak üzere gereken yasal veya diğer tedbirleri alır hükmünü getirmekte olup tarafların bu konuda yaptıkları şikayetten sonraki dönemde uzlaşma ve barışma ihtimallerinin devre dışı bırakılmasını da emretmektedir. 52. maddede acil durumlarda uzaklaştırma düzenlemesini içermekte olup aile mahkemeleri tarafından verilen kararların sözleşmedeki karşılığı bu maddedir. 80. maddede her taraf devlet istediği zaman Avrupa Konseyi Genel Sekreterine yapacağı bir bildiriyle bu sözleşmeyi feshedebilir hükmünü getirmiştir. Sözleşmeyi incelediğinizde aslında sözleşme özetle bize şunu diyor. Kadınlara yönelik şiddet ve ev içi şiddet kadınların aşağı bir cins olduğu algısına ve toplumsal cinsiyet algısı nedenlerine dayanmaktadır. Sözleşmeye üye devletler bu şiddet ve aşağılamanın önlenmesi için yasal düzenlemeler yapmayı, bunların uygulanması için mekanizmalar kurmayı, bu hususların denetlenmesi için şeffaf olmayı ve uluslararası kuruluşlar tarafından denetlenmeyi taahhüt eder. Kadınlara yönelik şiddet, sözde namus gerekçesinin dahi kadına karşı şiddetin koruyucu bir kılıfı olarak kullanılmasının önüne geçilmelidir, diyor.
İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlüğe girmesinden yaklaşık bir sene sonra 20 Mart 2012 tarihinde 6.284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu mecliste kabul edilmiş ve resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun yürürlüğe girmesiyle İstanbul Sözleşmesi'nin nasıl uygulama alanı bulacağı somutlaşmıştır. Peki 6.284 sayılı kanundan önce kadınlara karşı şiddetin önlenmesine ilişkin bir yasal düzenleme yok muydu ülkemizde? Vardı. Kadına karşı şiddetin önlenmesine dair 4.320 sayılı kanun. Yani ülkemizde kadına yönelik şiddetin sadece İstanbul Sözleşmesi ile önlenmeye başladığı yönündeki algı hatalıdır. İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye'nin çekilmesi de kadına karşı şiddetin artık serbest olduğu anlamına gelmemektedir. Kadına değil, insana yönelik saldırı, yaralama, öldürme, taciz ve cinsel saldırı suçları İstanbul Sözleşmesi'nden önce de TCK'da suç oluşturan ve cezalandırılan eylemlerdi. İstanbul Sözleşmesi'nden çekildikten sonra da bu eylemler suç teşkil etmeye devam ediyor. Bu sebeple İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmenin bu suçlar ve bu suçları işleyenlerin önünü açtığı yönündeki algı maalesef gerçeği yansıtmıyor. Şu an savcılıklarda ve mahkemelerde İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme tarihinden sonra işlenmiş bu türden suçlar yine soruşturulmaya ve mahkemelerce yargılanmaya devam ediyor. Ceza verilen ve hükmü kesinleşenler de cezalarını çekiyorlar. Peki aralarında avukatların, hukukçuların da bulunduğu kitle tarafından çıkarılan bu yaygara, bu gürültü niye o zaman? Aslında onlar da biliyorlar kadına karşı şiddetin önlenmesi konusunda yargının hassas davrandığını. Onlar da biliyorlar delil aranmaksızın bir kadının şikayet üzerine eşinin evden uzaklaştırıldığını. Onlar da biliyor hala kadının beyanı esastır içtihadının yargı tarafından korunduğunu. Ama neden bilmiyorum bu yaygaradan vazgeçmiyorlar. Belki de niyetleri sadece siyasi iktidarı yıpratmak. İstanbul Sözleşmesi yokken de TCK 86 ve devamı maddeleri kasten yaralama suçlarını bir müeyyideye bağlamıştı. Aynı maddenin 3. fıkrasının A bendinde eşe karşı işlenmesi halinde cezanın arttırılmasının hükmü altına almış, yine bu suçun şikayete bağlı olmadığı, eş şikayetten vazgeçse dahi bu davanın kamu davası olarak devam edeceği ve hükme bağlanacağı düzenlenmiş. İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye'ye çekildikten sonra da yine bu hükümler yürürlükte kalmaya devam etti. İstanbul Sözleşmesi'nden önce aile içi şiddeti önlemek maksadıyla 4.320 sayılı kanun vardı ve uygulanıyordu. İstanbul Sözleşmesi'nden bir yıl sonraya kadar bu yürürlükteydi. Daha sonra kapsamlı düzenleme getiren en çok eşin evden uzaklaştırması düzenlemesiyle hatırlanan 6.284 sayılı kanun yürürlüğe girmişti. İstanbul Sözleşmesi'nden çekildik ama bu kanun daha hala yürürlükte. TCK'nın insan öldürmeyi düzenleyen 81. maddesi de hala yürürlükte. Müebbet hapis cezasını öngörüyor bu madde. Yetmiyor, 82. madde ayrıldığı eş olsa da kadına yönelik öldürme fiilini ağırlaştırmış müebbet hapiste cezalandırıyor ve yine hala yürürlükte. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme ile yürürlükte kalmış değil. Yüce Yargıtay'ın cinsel saldırı suçlarında kadının beyanı esastır anlayışı da hala yürürlükte. İstanbul Sözleşmesi'nden çekildik diye Yargıtay bu içtihadını da değiştirmiş değil. Neydi kadının beyanı esastır ilkesi? Namuslu bir kadın durduk yere kendi namusunu da lekeleyecek bir isnatla suçlamada bulunmaz anlamına gelen bir ilke bu. Evden uzaklaştırma kararlarında dahi bu ilke geçerli değil mi? Eşim beni tehdit ediyor demesi yetiyor kadının kocasının evden uzaklaştırılması için. Bir delil sunması da gerekmiyor. Bir tek bu beyanla eşi evden uzaklaştırılıyor. Erkeğe kendini savunma ve delil sunma hakkı bile tanımıyor bu sistem. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmemiz bunu da kaldırmadı. Süresiz nafaka da devam ediyor. İstanbul Sözleşmesi'nden çekildik diye nafaka bir anda süreli hale de gelmedi. Kadın asgari ücretli bir işte çalışmaya başlasa bile nafaka kesilmiyor üstelik. Rahat olun. Bu da yürürlükte hala. Gelelim en önemli noktaya. İstanbul Sözleşmesi gerçekten yaşatır mı? Önce normlar hiyerarşisinden bahsetmemiz lazım. Uluslararası sözleşmeler bunun neresinde? Normlar hiyerarşisinin tepesinde anayasalar yer alır. Anayasalar devletin çatısını kuran ve temel kurumlar ile temel ilkeleri koyan genel metinlerdir. Bunun altında kanunlar yer alır. Kanunlar da normlar hiyerarşisi içinde anayasaya aykırı olamazlar. Kanunların uygulama şekillerini anlatan tüzükler kanunlardan sonra gelir. Tüzükler de hem kanuna hem anayasaya aykırı olamaz.
tüzüklerin uygulanmasını daha detaylı olarak anlatan metinler ise yönetmeliklerdir. Yönetmelikler de ne tüzüğe, ne kanuna, ne de anayasaya aykırı olamazlar. Peki, sözleşmelere gelelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanmış uluslararası sözleşmeler bizim hukukumuzda kanun niteliğinde kabul edilmektedir. Tabii ki bu metinlere verilen soyut hukuki değer dışında bir de insanların vicdanında aldıkları kıymet ve değer var. Onlarla birlikte bu metinler gerçek değerini bulurlar. Türkiye'de temel yaşam hakkını, vücut dokunulmazlığını, insan onurunu koruyucu hükümler getiren anayasa ve yaşam hakkına, vücut dokunulmazlığına ve onuruna yönelik saldırıları engelleme çabasındaki kanunların engelleyemediği yaşam hakkını ve vücut dokunulmazlığını halkın yarısından çoğunun gönlünde ve vicdanında karşılığı bulunmayan bir uluslararası sözleşmenin koruyacağına ve yaşatacağına inanmak kanaatimce saflık olur. Anayasanın ve kanunun müebbet ağırlaştırılmış hapis cezası ile cezalandırmasına rağmen engelleyemediği kadın yaşamını baştan sona temennilerle dolu ve tek başına müeyyidesi bile bulunmayan, halkın genel ahlak anlayışı ile çatışma potansiyeli bulunan İstanbul Sözleşmesi koruyacak öyle mi? Hiç sanmıyorum. İnsanı kanunun, sözleşmenin, hapis cezası ile korkutmanın yaşamaya yetmediğini öğrenmiş olmamız gerekirdi çoktan. Ama öğrenememişiz göründüğü kadarıyla. Bu konuda ne kadar konuşsak fayda etmiyor. Arapların da dediği gibi kellim kellim la yenfa. Yani söyle söyle faydası yok. O halde bir iki hikaye anlatarak anlaşılmayı dilemekten başka çare kalmıyor. Anlatalım bakalım insanı ancak insanın yaşatabileceğini. Önce Karacaoğlan'dan başlayalım. Karacaoğlan'ın bir bey kızı olan Elif'le ailesinin karşı çıkmasına rağmen kaçtığını biliyoruz. Bir süre sonra bir Türkmen beyine sığınır Karacaoğlan. Bey onlara sahip çıkıp evlendirir. Karacaoğlan düğünlere gidip saz çalmakta ve türkü söylemektedir. Bir gün uzakta bir köyde saz çalarken sazının teli kırılır. Ozanlar arasında sazının telinin kırılması uğursuzluk sayıldığından Karacaoğlan düğün yerinden ayrılıp beklenenden daha önce köyüne döner. Çadırına girdiğinde eşi Elif'i beyin yeğeni Halil ile birlikte sarılıp uyurken görür. Karacaoğlan sırtındaki abasını uyuyan eşi ve Halil'in üstüne örter ve köyü terk eder. Bir daha da görünmez. Sabah uyanan Elif üzerindeki abayı görünce gece Karacaoğlan'ın çadıra geldiğini ve kendilerini bu halde gördüğünü anlar. Elif'i yaşatan neydi? İstanbul Sözleşmesi miydi yoksa Karacaoğlan'ın yüreği mi? Aşık Veysel'e girirsek Aşık Veysel'in kızı ne anlatıyor dinleyelim. Babamı 25 yaşındayken Esma adlı köyün çok güzel kızlarından biriyle evlendirmişler. Ondan bir çocuğu olmuş ama anasının memesi ağzına tıkanıp ölmüş. Derken Esma evdeki yanaşmayla babamı bir başına bırakıp kaçmış. Babam Esma'nın kaçacağını anlamış ama yapacağı bir şey de yok. Evde kimse yokken babam Esma Hanım'ın çorabının içine biraz para koymuş. Evden kaçtıktan sonra iki sevgili Bafra'da bir çeşmenin başında serinliyorlarmış. O sırada Esma Hanım çorabını aralayınca paraları görmüş. Hemen anlamış parayı kaçarsa sefil olmasın diye babamın koyduğunu. Babam sevgilisiyle evden kaçan ilk karısı Esma'yı meğer çok severmiş. Esma gittikten sonra çok sonra bile babam hala onu hayallerdi. Köyün en güzel kadınlarından biriymiş. Bir gün kapıyı çalıp bana çok başım ağrıyor kızım babandan benim için bir ilaç iste dedi. Çok şaşırdım nasıl isteyebilirim Esma anne deyince ısrar etti. Sen iste o verir dedi. Çekine çekine varıp söyledim babama. Elini cebine attı. Çıkardığı aspirini avucumun içine koydu. O anda bana söylediği de hala kulağımda. Onun başı daha çok ağrıyacak. Hakikaten de dediği gibi de oldu. Kadının bu hayatı perişanlıklarla geçti. Esma'yı İstanbul Sözleşmesi mi yaşatmıştı yoksa koca Aşık Veysel'in yüreği mi? Bir hikaye daha anlatalım. Cengiz Han'ın eşi için söylediği. Ne demişti? Ben sizin hanınızım, bu da benim hanım. Sözleriyle dilimize yerleşen hanım kelimesi buradan geliyor. Yani kadın evin hanıydı. Koca Cengiz Han'a bu sözü söyleten İstanbul Sözleşmesi miydi? Teşhis doğru ama tedavi yanlış benim gördüğüm kadarıyla. Tedaviyi yanlış yerde arıyoruz. Kadına karşı şiddet ve öldürme olayları arttı evet. İnsanlar alabilecekleri cezalardan da korkmuyorlar anlaşılan. Cezaların infazı kanunu cezaların infazını kuşa çevirmesi nedeniyle baş suçlu. Cezalar caydırıcılığını da kaybetmiş durumda. Bu da suç işlemeyi düşünenleri caydırmaya yetmiyor.
Peki bataklığı nasıl kurutabiliriz? Bataklığı neler besliyor? Öncelikle bize ilaç diye sunulan erkeklerin delilsiz, sorgusuz bir cümleyle evden kovulmalarına imkan veren 6284 sayılı kanunun bu hükmü acilen yürürlükten kaldırılmalı. Kendinizi bir anda evden uzaklaştırılan erkeğin yerine koyun. O güne kadar düşünmediğiniz suçları işlemek dahi aklınıza gelmez miydi? Yanlış yanlıştır, söylemekten çekinmeyelim. İkincisi, kadınlara karşı yöneltilen cinsel taciz ve cinsel saldırı suçlarında kadının beyanı esastır ilkesi ve içtihadından acilen dönülmelidir. Siz bu içtihadı çıkarıncaya kadar belki öyleydi ama bunun kadınlar ve kadın örgütleri tarafından öğrenilmesinden sonra bu içtihat bir silah olarak kullanılmaya başlandı. Bunun şimdiye kadar yaşananları bırakın, bundan sonra ne kadar tehlikeli hal alabileceğini bir düşünün. Üçüncüsü, boşama davalarını bu kadar sürüncemede bırakan her neyse onları düzeltmenin ve boşanma davalarının bir an önce karara bağlanmasının sağlanması gerekiyor. Süreç uzadıkça tarafların birbirlerine karşı kini büyüyor. Evlilik bir sözleşme, iki tarafın da gidip imzaladığı bir sözleşme, bir dini ibadet değil, özel hukuk konusu. Buna gereğinden fazla anlam yüklediğinizde kurumu içinden çıkılmaz hale getiriyorsunuz. Tabii ki evlilik ciddi müessese ama daha önemli olan aile kurumu. Evlilik doğru bir tercihle yapılmışsa aile sağlam kurulmuş olur. Bizim ciddiye almamız gereken aile kavramı olmalı, evlilik değil. Aile olamamış bir evliliği kutsamaya da gerek yok. Yoksa insanların birbirinin boğazına sarılmasına sebebiyet veriyorsunuz. Sonuç olarak evlilik her iki tarafın iradesiyle kurulan, devletçe kayıt altına alınan bir sözleşme. Bunu kendi iradeleriyle bozmak istiyorlarsa aynı yöntem ve usulle sona erdirmeleri icap eder. Ha siz diyorsanız ki nafaka, velayet, tazminat ne olacak? Onlar boşanma iradesinden bağımsız ve boşanmanın sonuçları ile ilgili sadece. O konularda da insanlar anlaşmaya varamamışlarsa mahkemede hak talep edebilirler. Ama onları halledemediniz diye boşanma kararının da yıllarca gecikmesi halinde bugün yaşadığımız türden sorunları doğuran bataklığı da kurutamazsınız. Hülasa benim söyleyeceğim, İstanbul Sözleşmesi yaşatmaz, kanun yaşatmaz, içtihat yaşatmaz, insan yaşatır. Biz erkeğe kadının kendisinin malı olmadığını, bağımsız, özgür iradeye sahip bir birey olduğunu, onun da hakları olduğunu bildirecek, öğretecek bir eğitim ile erkeği yetiştirmedikçe, televizyonlarda insanları azdıracak türden programları engelleyemedikçe bu hastalığı hiçbir yasa, hiçbir sözleşme ile önleyemeyiz. Şimdi tekrar düşünüp karar vermemiz gerek bu konuda. Bataklığı mı kurutmak istiyoruz yoksa sivrisineklerle mücadeleye devam mı? Bataklık orada durduğu sürece sivrisinekler de olmaya devam edecek. Bir Yargı Sohbeti'nin daha sonuna geldik. Yeni bir bölümde buluşuncaya kadar lütfen kendinize iyi bakın. Videoları beğenmeyi, abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için zile tıklayarak bildirimleri açmayı unutmayın. Yeniden görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.